Efendim sırada yine İngiltere gündemi var. Editör arkadaşlarımızın sizler için derlediği haberlerle karşınızdayız. 84.558 seçmenin kayıtlı olduğu Birleşik Krallık'taki Türk vatandaşları 4 gün boyunca oy kullandı. İngiltere'de yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları 22 Ekim Perşembe gününden itibaren 25 Ekim Pazar akşamına kadar oylarını kullanmaya başladılar. Türk vatandaşları Londra'da Olimpia Sergi ve Konferans Merkezi'nde, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da ise Edinburgh Başkonsolosluğu Çalışma Ofisi'nde oylarını kullandılar. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Birleşik Krallık'ta 81.643'ü Londra'da, 2.915'i ise Edinburgh'da olmak üzere toplam 84.558 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında kullanılan oyların sayımı kanunen yurt dışında yapılamıyor. Kamu görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin refakatiyle oylar Türkiye'ye gönderilecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da belediye otobüsünde Türk vatandaşına yapılan ırkçı ve İslamofobik saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan saldırganın kimliği belli oldu. Londra polisinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki Kashif Samuel'in kamu düzenini bozmak, ırkçı ve nefret söylemlerinde bulunmak suçlarından Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacağı kaydedildi. Londra'da hizmet veren bir belediye otobüsünde gerçekleşen sözlü saldırı cep telefonuyla görüntülenmiş ve hafta sonu sosyal medyaya yansımıştı. Türk vatandaşına yapılan sözlü saldırının yer aldığı görüntülerde saldırganın nasıl başladığı bilinmeyen tartışmada Türk vatandaşına Müslüman ve Türk olduğu için hakaret ettiği görülüyordu. Saldırgan aynı zamanda otobüsten inerken Türk vatandaşına ait olduğu tahmin edilen, yaşlı ve hastaların daha kolay yürüyebilmeleri için kullandığı yürüteci otobüsten dışarı fırlatıyordu. Videonun Haringey Belediyesi'nin parlamento üyeleri ve bazı milletvekilleri tarafından da izlendiği biliniyor. Uzmanlar İngiltere'de bu sene soğuk ve karlı bir kış geçebileceğini belirtiyorlar. Ancak ülkenin kuzey kesimlerinde kar yağma ihtimali daha yüksekken Londra gibi güney bölgelere inildikçe bu ihtimal azalıyor. Senenin bitimi yaklaştıkça pek çok insanın aklında aynı soru yer etmeye başladı. Bu yıl kar yağacak mı? Meteoroloji Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl karlı bir kış sezonu ihtimali bulunuyor. Ancak kuzey bölgelerinde bu ihtimal daha yüksekken güneye inildikçe yağış ihtimali düşüyor. Elde edilen bilgilere göre bu kış yaklaşık 36 günün karlı veya buzlu geçeceği, hava sıcaklığının -16 santigrat dereceye kadar da düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanlarından Tyler Royce'a göre İskoçya ve İngiltere'nin kuzey bölgelerinde kış bu sene normalin üstünde soğuk geçecek. Bu soğukların ülkenin güneyini etkileme ihtimali de bulunuyor. Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının araçlarını Türkiye'de bulundurma izni 6 aydan 24 aya çıkarıldı. Karar Bakanlar Kurulu'ndaki onayın ardından geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya göre yurt dışında yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uçakla veya farklı bir araçla geri dönseler bile getirdikleri araçları Türkiye'de bulundurmaya devam edebilecekler. Daha önceden 6 ayla sınırlı olan bu uygulamada süre sınırını aşan vatandaşlar yüksek cezalar ödüyor ve bu ceza gün geçtikçe katlanarak artıyordu. Uygulama Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.